Hayata geçirilen yeni projelerle birlikte yaşam standartlarını yükselten çok özel alanlar tasarlanıyor. İşte hayatın ritmini kontrol edebileceğimiz o tasarımlardan biri. 24 Gayrimenkul'ün İstanbul Halkalı'da imzasını attığı Cadde 24 projesi. İş ve yaşam alanlarını aynı çatı altında toplayan proje, 24 saat yaşayan caddeler ve yaşayan sokaklar konseptiyle yaşam kültürüne yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Buradaki amacımız salt bir bina yapmak değil, bir yaşam alanı üretmek. Ve her bir proje kendi içerisinde yaşayan, proje içerisinde yaşayan insanların insan olduğunun farkına varıp onların beklentilerini karşılayan projeler. Ve dolayısıyla bu mekanlar 24 saat yaşayan mekanlardır. Bu 24 saat yaşamasıyla birlikte buradaki bütün servis hizmetlerinin de tarafımızca karşılanması anlamına geliyor. Dolayısıyla da özellikle iş hayatına yeni atılanlar, alt ölçekli bir takım ofislerde, home ofislerde hayatını idame ettirmek isteyen insanların oradaki beklentilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Ve dolayısıyla da binamızı yaptıktan sonra da o ihtiyaçların azami miktarda kendilerine en uygun işletme garantisiyle de vermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl esas daha büyük projeler devreye girecek. Nisan-Mayıs gibi inşallah yeni 3 projemiz daha devreye girmiş. Akabinde de dönüşüm projeleri üzerinde şu anda çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Günümüzde ev ve iş hayatındaki zamansal ve mekansal ayrımların ortadan kalktığı bir gerçek. Home office kavramının sadece barınmak ve çalışmak için değil, yaşamak için tasarlandığı Cadde 24 projesi, yaşama değer katacak özellikleriyle dikkat çekiyor. Mesela şu anda 24 gayrimenkul bünyesinde devam eden inşaatlarımızdan bir tanesi Halkalı'da Cadde 24 projesi. Bu 196 home office rezidansla birlikte yaklaşık olarak 70 civarında dükkanı bünyesinde barındırmakta. Tabii mutlulukla şunu ifade edeyim. Buradaki rezidanslarımız yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamı satıldı. Ticari alanlarla da ilgili lansman önümüzdeki 15 gün içerisinde inşallah başlamış olacağız. Şu anda ön talepler geliyor, onları alıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki Eylül ayının sonuna doğru, Ekim'in başına doğru buradaki lansman çalışmalarımız da ticari alanlarla ilgili başlamış olacak. Tabi burada şunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yaşayan alanlar üretmeye çalışıyoruz. Yani dışa kapalı değil, tam tersi dışarıyla bütünleşen. Yani burada bir kapalı AVM mantığıyla değil de sokak çarşıları mantığı. Artık yaşam kültürü değişiyor değil mi? Günden güne farklı bir boyut kazanıyor AVM'siyle, eğlence, sosyal donatı alanlarıyla. Kesinlikle yani buradaki lokasyon olarak zaten bu alan büyüklük itibariyle bir AVM büyüklüğünde değil. Ancak bir şey var, özellikle şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Vatandaş gelsin, caddede yürüsün, sokakta yürüsün. Çünkü bakın şunu ifade edeyim. Özellikle tabii ki mallara, AVM'lere bu manada karşı değiliz ama şu bir vaka. Kent hayatı aslında caddede başlar, sokakta başlar, kaldırımda devam eder. Hatta neredeyse orada başlar, orada biter. O yüzden de vatandaşı caddeden çekmememiz gerekiyor. Vatandaşı sokaktan çekmememiz gerekiyor.